Hem Mehdi, Mesih diye konuşuyoruz da, Sabatay Sevi'den bu yana kimse Mesihlik iddiasında bulunmadı. Şimdi Mesih'in zuhrunun yakın olduğunu söyleyen hahamlar çıktı. Haham Yakov, Zithoz, Rabbi Haham Cihaim Kanifskey'nin kendisine Mesih ile doğrudan temas halinde olduğunu ve bu bilgiyi açıklamak için görevlendirildiğini söylediğini aktardı. Kabbalist bir kahin olan Kanievski, İsrail'deki ultra ortodoks Yahudi cemaatinin en iyi birkaç hahamından biri. Yahudiler tek bir blok değil, seçimlerde gördük. Dünyaya hükmettiklerini söylüyorlar. Kendi tabanlarına hakim değiller. Dine bakışlarına gelince çoğu ırkçı ya da seküler, ateist, agnostik filan. Dindanların bir kısmı Rabbi, bir kısmı için de din gelenekten ibaret. Bir kısmı için din ideoloji ve politikanın aracıdır. Yahudi düşmanlığını da kendileri örgütlerler. Bu şekilde birliklerini dışa tehdit üzerinden sağlarlar ve kendi cemaat yapıları onlar için güvenli bir alan oluşturur. Dünyada 20 milyon Yahudi cemaat olarak Ferisiler, Sadukiler, Ananiler, Samiriler diye gruplara ayrılmıştır. Bunların da inançları arasında oldukça farklılıklar vardır. Mesela Sadukiler, Ferisilerin aksine ahirete, meleklere, kadere, Mesih'in geleceğine ve Talmud kitabına inanmazlar. İsrailoğulları için 12 kabileden söz edilir ama kaybolan 10 kabile daha var. Reuven, Simon, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Zebulun, İsahar, Efraim ve Menaşe'nin yarısıdır. Bunlar kuzeydeki İsrail krallığını oluşturuyorlardı ve bu krallık Kral Şelomo'nun ölümünden sonra Yehuda krallığından ayrılmıştı. M.Ö. 722'de İsrail krallığı Kral Şalmaneser önderliğindeki Asurluların eline geçti. Bugünkü Tevrat'a göre Yahudi geleneğinde 12 ata, İsrail olarak bilinen ata peygamber Yakub'un iki karısı Lea ve Rahel ve iki cariyesinden Bilha ve Zilpah olan 12 oğlunu ifade eder. Ruben, Şimeon, Levi ve Yahuda Lea'nın oğullarıdır. Bilha'nın Dan ve Naftali adında iki oğlu olur. Zilpah da Gad ve Aşer'i doğurur. Daha sonra Lea'nın da İssakar ve Zebul'un adında iki oğlu daha olur. Rahel'in de bir oğlu olur. Ona Yusuf ismi verilir. Hazreti Yakub'un kızları da var ama bugünkü Tevrat bunlardan sadece birinin adını verir. O da Dina'dır. Hazreti Yakub Kenan'a dönünce Rahel bir oğlu daha doğurur. Fakat doğumda vefat eder. Ancak oğlu yaşar. Yakub aleyhisselam ona Bünyamin adını koyar. İsrail'in 12 sıptı Yakub'un 10 ve Yusuf'un iki oğlunun isimleriyle adlandırılır. Burada Yahudilerin Meşiyah'tan söz etmeleri Hristiyanlarla da teolojik anlamda bir hesaplaşmanın eşiğine geldiklerini gösteriyor. Mesih ve Meşiyah iki ayrı kişiliktir. Mesih Hristiyanlıkta haşa Allah'ın mücessem şeklidir. Yahudilikteki mecazi Allah'ın oğlu ifadesi Hz. İsa'nın şahsında Hristiyanlar tarafından cismani hale getirilmiştir. Hz. İsa Beni İsrail'e gelen bir peygamberdir ve Kur'an-ı Kerim ondan Mesih olarak söz eder. Hristiyanlarla Müslümanlar arasında da Mesihiyet konusunda farklı inanışlar söz konusudur. Onlar bedeni çarmıha gerilen Rab İsa'nın anti-Cristlerle savaşmak ve kuzularını kurtarmak için geri dönüşüne inanırken Müslümanlar Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesini kabul etmezler. O Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini müjdeleyen bir müjdecidir. Tabi Müslüman dünyada bir de Mehdi konusu var. Hristiyanların anti-Cristi Deccal'ı karşılarken İslam dünyasında Deccaliyet şeytani farklı bir kişiliğe bürünür. Müslümanlar Yecüc Mecüc'ten Melheme-i Kübra'dan söz ederler. Hristiyanlar Armageddon ve Gog Magog'dan söz ederler. Üç inanışta emanet sandığına gönderme yapar ama sadece İslam'da Dabbetül Arz vardır. Rabbi Kabbalist Haham Cihaim Kanievski Haham Yakov Zihotsa ayrıca diyor ki kurtuluş süreci çok hızlı ve hızlı bir şekilde gerçekleşmeye başlamak üzeredir. İnsanların doğru zamanda doğru bir yol takip etmeleri için dikkatli, cesur, sakin ve kararlı olmaları gerekir. Her nesil için bir uyarıcı gelmiştir. Bu uyarıcıların sonuncusudur. Mesih'in gelişi çok yakın. Bu son şansı insanlığın. Gog ve Magog'u hatırlayın. Çok yakında gelecek olan budur. Şu anda durum tahmin edebileceğinizden daha kritik. Daha başka uyarılarda da bulunmuş bu yaşını aşan kahin ve çevresindekiler bu mesajı kendi tabanlarına yayıyorlar.
Bu kahin ülkesinde saygı gören ve itibar edilen biri. Kehanetleri Yahudi toplumunda her zaman ilgi uyandırmış ve verdiği mesajların gerçekleştiğine inanan geniş bir izleyici kitlesine sahip. O, İsrail'in kuruluşundan bugüne adından en çok söz edilen ve itibar gören biri. Celile Denizi'ne ilişkin hahamın kehanetleri var. Mesih geldiğinde Celile Denizi'nin dolu olacağını söyledi. Rabbi Kolkun da bu açıklamasından bu yana birkaç hafta içinde Celile Denizi dolu olacaktır. Haham seçim öncesi İsrail'in bu son seçimde de bir hükümet çıkaramayacağını söylemişti. Zisholz bir manevi alemde gösterilen şekliyle mevcut duruma göre İsrail seçimlerinden sonuç alınamayacak. Bize gösterilen bölgede şiddetli bir savaş olacak dedi. Hahamlar 10 yıl kadar öncesinde de Benjamin Netanyahu'nun Mesih döneminden önce İsrail devletinin son başbakanı olacağını söylemişlerdi. Yani bölgede gerilim üst seviyede, Suudi Arabistan'da ilginç olaylar yaşanıyor. Prensler tek tek tutuklanırken Lübnan ekonomik olarak iflas ettiğini açıkladı. Dahası petrol fiyatlarındaki düşüş petrol üreticileri zor durumda bıraktı. Dünya ekonomisindeki daralma borsada şok düşüşlere sebep oluyor. Bu arada İsrail hükümeti hahamların çağrısı üzerine bulaşıcı hastalık bahanesiyle İsrail'e giriş çıkışları durdurdu. Kabbalist hahamlara göre Meşiyah'ın gelişi için İsrail'in kapılarının kapatılması gerekiyordu. Bu arada Suudilerin Kabe'ye giriş çıkışları kapatmalarının ardından İsrail'in bu yönde bir karar alması çok dikkat çekici. Derdimiz azdı, bir de bu çıktı. Yani kısaca İsrail'in sonu çok yakındır. Kendi içindeki sözde kahinleri de söylüyor bunu. Müslümanların Yahudilerle olacak ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanacak savaşa az kaldı. Orta Doğu'yu sürekli savaş halinde tutup Hz. İsa'nın inişini hızlandırmak, Armageddon'u bir an önce çıkarıp kıyameti kendilerince erkene çekme çabaları gittikçe artmış durumda. Bu yerlere dikkat edin. Amik Ovası, Şam ve Kudüs. Buralarda fitillenecek her şey. O yüzden Türkiye'nin etrafını çepeçevre sarmışlar, kuşatmışlar. Nefes aldırmamaya çalışıyorlar. Türkiye'yi iyice zayıflatıp diğer Müslüman ülkelerin gözünden iftira ve karalamalarla düşürmeye çalışıyorlar. Öyle yapıyorlar. Şu anda ümmetin başı olan Türkiye'yi bir lokmada yutabilsinler diye. Kendi ucuz hesaplarınca. Ama tuzakların üstünde bir tuzak vardır. O da Allah'ın tuzağıdır. Kafirler istemese de bile Allah nurunu tamamlayacaktır.